Merhabalar sevgili Deniz Kızları, Köyceğizliler, değerli izleyicilerimiz. Bugün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Temel Bilimler Bölümünden doçent doktor Nedim Özdemir hocamız bizimle. Ve Köyceğiz Gölü ve Köyceğiz Gölü'nden yola çıkan yılan balıklarının gizemli hikayelerini dinleyeceğiz bugün. Hoş geldiniz Nedim Hocam. Söz sizde. Sağ olun. Evet, çok değerli deniz toplulukları topluluğu, Köyceğiz halkı ve çok sevgili Deniz Hanım. Bugün sizlerin istekleri doğrultusunda ben size bir sunum hazırladım. Sunumumuz Köyceğiz Gölü'nden Atlantik Okyanusu'na yılan balığının Latince adıyla Angula Angula'nın gizemli yolculuğu. Gerçekten bu çok ilginç bir hikaye. Umarım sunum bittiği zaman bu konuda çok aydınlanmış olacaksınız. Tabii ki bu serüvene başlamadan önce ben size bir Köyceğiz Gölü'nü anlatmak isterim. Çünkü bunu bilmeden buradaki yılan balıklarının göçünü anlamak biraz zor. Evet, bu sunumdan da slaytlara dikkat ederseniz bakın Köyceğiz Gölü, ki yine çok değerli Emre Hocam'ın yapmış olduğu kano faaliyetleri ve hemen şu dördüncü fotoğrafta gördüğümüz yılan balığının bakın buradan Dalyan kanallarına geçip ve şu alanda görmüş olduğunuz noktadan geçerek denize olan yolculuğu başlayıp yaklaşık 6500 kilometrelik bir yol bandında Sargoza denizine ulaşıp orada yeni bireyler doğuyor ve bunların kendi atalarının doğduğu yere, pardon, yaşadığı yere ne yapıyor? Tekrar yeni bireyler dönerek bu silkele yıllardan beri devam ediyor. Peki bunu sağlayan gizem nedir? İşte bunu ben size şimdi anlatmaya çalışacağım. Bunu anlatmadan önce size bir Köyceğiz Gölü'nü bir anlatmak istiyorum. Köyceğiz Gölü nedir? Nasıl oluşmuş? Bu konuda yine çok değerli kaynaklardan toplamış olduğum bilgilerle bunu sizinle şimdi paylaşacağım. Köyceğiz Dalyan ekosistemine öyküsü esasında 142 milyon yıl öncene dayanıyor. Yani çok eski bir tarih var ve 65 milyon yıl önce sona eren büyük tektonik hareketlerle başlamış ve kuzeye doğru kayan Afrika kıtasının Avrasya kıta plakasının çarpmasını oluşturduğu muazzam bir depremlerle deniz tabanı kıvrılmış ve oradan yükselerek Toros Dağları'nı ve onların güneybatı eteklerinde Köyceğiz Çanağı'nı oluşturmuş. Ve Köyceğiz Gölü, bugün Dalyan Kanalı, Delta ve İz Tuzu. Bunu bakın, Köyceğiz Gölü'nü hiçbir zaman için Dalyan Kanalı'dan ayrı düşünemezsiniz. Delta'dan ayrı düşünemezsiniz. Bunlar bir beraber içine girmiş bir sarmal gibi düşünmek lazım. Ve burada yine çok değerli tuzlu sularımız, termal kaynaklar ve bununla beraber bugün dünya rüyasının çok canlı bir özeti bu esasında baktığınız zaman. Bakın ilk fotoğrafa baktığımız zaman, burada bakın Köyceğiz Gölü kapalı gibi ama bu bahsetmiş olduğum 142 milyon öncesinden sonra bunlar değişimler göstermiş ve Dalyan kanallarıyla bağlantı kurarak ne yapmış? İz Tuzu sahilinden denize ulaşmış. Ve ilginç olan bir nokta daha var. Bu genelde bilim adamları da bunu çok şey. Acaba burası Akdeniz mi, Ege bölgesi mi? Genelde sınır bölgesi olarak da adlandırılıyor. Yani bu birçok bilimsel çalışmalarda biz burayı genelde Akdeniz bölgesi olarak daha çok değerlendiriyoruz. Ve günümüzden 10 bin yıl önce öncelerinde buzul çağının sona ermesiyle seviyesi 100 metreye kadar yükselen deniz Köyceğiz Çanağı'nı doldurmuş ve bir körfez oluşturmuş. Bakın bu dalgaların sürüklediği kuarter dolgu ve bu çanağın önünü kapatınca burada 5200 hektarlık bir Köyceğiz Gölü ve önünde Kaunos koyu ortaya. Ki benim doktora tez çalışmam da Köyceğiz Gölü'dür. Onu da özellikle belirtmek istiyorum ve gerçekten 1994 yılından beri bu yörede yaşamaktayım ve kendimi çok şanslı addediyorum. Gerçekten çok güzel bir coğrafyada yaşıyorum. O kadar güzel ki her yönüyle. Aynı günde bugün Denizli Nikfer'de kayak yapıp aynı gün denize girme şansı da, bu çok güzel. Yani o anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve bu noktada baktığımız zaman kendisini besleyen akarsularla deniz seviyesinden bir metre kadar yükselen göl ve sularının denize aktığı Dalyan Kanalı ekosistemin çekirdeğini yıllar sonra oluşturmuş ve burası aynı zamanda çok yoğun turizm bölgesi. Mayıs ayının, her yıl Mayıs ayında turizm başlar ve ortalama Ekim ayının ortasına kadar bu turizm sezonu devam eder. Ki tarihi yapı olarak da burası çok ilginç bir nokta. Biraz sonraki slaytlarda göreceğiz. Liman başkanlığının daha 100 yıl önce koymuş olduğu kurallar bile geçerli burada bakın. Ve burada baktığınız zaman suları balık, bataklık, kara kısmı oluşan
kuş ve av hayvanlarının kaynayan, bakın bu nokta milattan önce 9. yüzyılda Kaunos'ta başlamış ve milattan 6. yüzyılda ise Kaunos önemli bir liman kenti olmuş. Hatta benim eşimin büyük babası bu alanda bu teknelerle ta 1940'lı yıllarda Rodos'a ve oradan da Akdeniz ülkelerine kereste, kurutulmuş ringa balığı ve sığla yağı ve zeytinyağı ithal ederlermiş. Yani o kadar alan hareketli bir alanmış. Ve bakın burada görüyorsunuz, bu yazılarda kitabelere baktığınız zaman da burada inanılmaz bir kurallar silsilesi var. Ne kadar gümrük parası vereceksiniz, ne kadar gümrükte yaşayacaksınız, ve kaç gün bu gemiler burada duracak ve buradaki medcezire göre, yani suyun yükselmesine göre gemiler burada bekliyor. Su yükseldiği zaman otomatik olarak ne yapıyor? İhracat edecek ülkelere doğru denize açılıyor. Ve işte bakın bu alanı görüyorsun. Burada büyük akropoller var. Burada aynı zamanda çok önemli bir tarihi nokta. Özellikle bunu dinleyen izleyicilerin mutlaka, eğer gelmelerse mutlaka gelmelerini ben isterim. Gerçekten çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve tabii ki bununla bitmiyor buranın güzellikleri. Aynı zamanda burada Sultaniye kapıcıları var. Şifalı sular var. Bakın bu da önemli ve her yıl bu çamur banyoları milyonlarca insanlar tarafından burası ziyaret edilmekte ve burası aynı zamanda şifalı su olarak da adlandırıldığı için de çamur banyoları da güzellik olarak da şey yapılmakta ve çok da ünlü sanatçılar gelmekte. İşte bundan bir 5 yıl önce Dustin Hoffman gelmişti ki bu büyük bir reklam olmuştu bizim yöre için. Tabii ki bu kadar güzellikle beraber, tabii bunun da sonlarda anlatacağım, bu doğanın da korunması gerekiyor. Bu da bizim için çok önemli bir nokta. İşte mükemmel bir coğrafya ve baktığınız zaman bu alan içerisinde esasında burayı ünlü yapan ne biliyor musunuz? Değerli hocam, burayı esas ünlü yapan caretta kaplumbağaları, bakın. İşte bu caretta kaplumbağaları 1980'li yıllarda buradaki yumurtlama sahaları olmasından dolayı burada bazı oteller yapılması düşünülmüş ve o zaman hükümetiyle ilk defa 1988 yılında burası özel çevre koruma kapsamına alınmış ki o konuda çok şanslıydı. Eğer alınmasaydı buralar şu anda oteller, 5'li otellerle beraber dolacak. Biz de burada hiçbir zaman caretta kaplumbağası yumurtası göremeyecektik. Bu da yine bizim için çok önemli. Hatta burada yine çok değerli hocamız var. Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yakup Kaskav ve ekibi caretta'larla ilgili çok güzel çalışmalar yapmakta. Onları şimdiden yine tebrik ediyorum. Yine burada bakın Nil kaplumbağası var ki bu Nil kaplumbağasını inanın ben 2000'li yıllarda ben elimle besliyordum. Gidiyordum Dalyan kanalına ve o kadar insan alışmış ki biz orada yumurta ve peynir ben hemen gelip yiyip gidiyordu. Ama şimdi bunları maalesef göremiyoruz. Bu bizim için bir üzüntü kaynağı tabii ki. İşte bakın ne kadar güzel. Ve karakterlerin de çok ilginç bir hayatı. Bunu isterse şimdi değil ama daha sonra vaktimiz olursa veya başka bir sunumda da anlatabilirim. Bunların da çok ilginç hikayeleri var. O da aynı yılan balığından biraz daha farklı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama bizim bugün konumuz yılan balığı olduğu için ona daha fazla. Bugün sadece bir geçiş yapıyorum. Susamuru, biz bunu çok çalışmak istedi fakat çok aktif bir hayvan ama bu hayvanın da en büyük özelliği günde 1 veya 2 kilo balık yiyor. İşte o yüzden alabalık testleri için bu biraz maalesef tehlikeli bir hayvan olarak gözüküyor. Ki şu anda gördüğünüz foto benim arkadaşım çekti 2012 yılında fakat bu hayvan yaralıydı. 4 saat sonra maalesef bu hayvan öldü. Şimdi neden? Alabalık testlerinde büyük bir balık yediği için bundan sıkıntımız bu. Ama bu da doğanın parçası. Yine mavi yengeç buranın çok ayrı özelliği olan bir kabuklu bir cildi. Ki bu konuda yine arkadaşlarımız çok güzel yüksek lisans tezleri yaptılar. O da bizim için çok önemli. Kuşlar bakın çok güzel. Yine balık türlerimiz var. Bunlar hep ekonomik balık türleri. Tabii ki bu çalışmaları yaparken de burada bir de çok şanslı olduğumuz bir kooperatif var. Dalko Suyunları Kooperatifi. Bunlar sayesinde biz bu balıkların giriş çıkışlarını kontrol edebiliyorlar. Ve bu balıkların neslini devam ettiriyor. Çünkü bu balıkları eğer siz bunun neslini devam ettirmek için bir kontrol etmezseniz aşırı avlanma ve kirlenmeden dolayı bu balıklar ölebilir ve nesli devam etmez. Bu anlamda yine ben buradaki Dalko Suriner Kooperatif Başkanı ve çalışanına ben çok tekrar tebrik ediyorum. Çünkü onlar sayesinde bu balıkları biz hala günümüzde görebiliyoruz. Bu da yine önemli bir nokta. Ki bu noktada bakın şu kapıları görüyorsunuz. Bu kapılar kuzuluk olarak adlandırılır. Eğer bu kapıları kapattığınız anda hiçbir balığın denize geçişine izin vermezsiniz. Ama Dalko Suyunları Kooperatifi her üreme sezonunda yılan balıkları da buna dahil en az %20'sini denize bırakıyor ki bunlar denize çıkıp orada üremesini yapıyor. Yeni nesil tekrar gelinceye kadar. Bu anlamda da yine kontrollü bir burada su ürünleri balıkçılığı yapılmakta. Hocam hızlı anlatmıyorum umarım. Nasıl, ses tonu iyi mi hocam?
Çok heyecan verici. Tamam Gerçekten hocam. öyle Peki hocam. bir zenginlik söz konusu ki. Hocam zenginlik mükemmel. Mükemmel bir zenginlik var. Teşekkür Ve ederiz. burada yine çok önemli. Yine bizim ben bu konuda 2003 yılında bizi Slow Food Derneği İtalya'nın Genova kentine davet etti. Biz burada bizim yöre itibariyle adını verdiğimiz Fıska ile ilgili bizi buraya davet ettiler. Biz burada Fıska'yı anlattık ki o zaman da dünya birincilik ödülü almıştı. Çünkü en doğal ortamlarda saklanan ve korunan bir yumurta ki bu Mugus sefardin kefal balından elde edilen bir yumurtadır ve çok da değerlidir. Hatta bunun da fiyatları da oldukça yüksek. Yani yaklaşık 2 milyon, pardon 2 bin liraya yakın bir fiyatı var ki gerçekten çok önemli bir bizim için gıda ürünüdür. Evet, bu da gördüğünüz gibi toplu balıkların işte üremek için bakın esasında bunu ürecek ama ölecekler. Yani ölümü bile bile ne yapıyor? Denize gitmek istiyor. Ve burada ne yapıyor? Dalko kooperatifi ne yapıyor? Kuzuluklardan bunlara izin vererek bunların %20'sini en az denize bırakmak şartıyla tekrar nesilleri gelecek yıllarda devam ediyor. Evet, Köyceğiz Gölü'nün yine baktığımız zaman burayı besleyen tabii çok güzel tatlı su kaynakları var. Bir de Köyceğiz Gölü sevgili Deniz Hocam. Burası aynı zamanda meromiktik bir göl. Yani alt ve üstü karışmıyor. Böyle bir özelliği olan bir yer. Ve burayı da besleyen bazı su kaynakları var. Bu da bizim için bir zenginlik. Esasında yılan balıkları bu sulara da giriyor. Burada da beslenmesini yapıyor. Bu anlamda çok şanssız. İyi ki bu besleyen kaynaklar ne yapıyor? Köyceğiz Gölü ne yapıyor? Hayat veriyor. Bu anlamda önemli. Yine burada bizim yine Dalyan yerleşim bölgesi var. Ben bu alanda 8 yıl yaşadım ve ama maalesef son yıllara baktığımız zaman da biraz daha burada ev yapılaşma arttı ki bunları istemiyoruz. Bu alan yine tekrar diyeyim, özel çevre koruma olmasından dolayı burası bizim için bir avantaj, bir yer taşıyor. Ama buna rağmen de yine yapılaşma yine maalesef var. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu yapılaşma çok daha fazla olmaz diye umut ediyorum. Çünkü bakın bu coğrafya ki ben bu konuda Almanlarla da bir çalışma yaptık. Almanlar bize dedi ki ya buraya lütfen yapılaşmaya açmayın. Burası çok özel bir doku, özel bir hatta dediler biz bu alana hiç ev yapmayız. Bizde olsa bunun 5 kilometre dibinde ev yapar. Burayı doğal ortamını koruruz. İnşallah ama yine de şanslıyız. İnşallah bu noktayı daha iyi korursak ben yine kendimi şanslı hissediyorum. Evet. Esas konumuz olan yılan balığına şimdi geçmek istiyorum. Yılan balıkları gerçekten çok gizemli bir canlı. Yani bunu anlamak çok zor. Ama bununla ilgili tabii ki çalışmalar var. Şimdi ben bununla ilgili bu sunumu hazırlamadan önce bir hafta bir çalışma yaptım. Neler daha çok böyle anlatılabilir diye. Buraya baktığımız zaman yılan balıkları Türkiye'de Ege bölgesi. Sadece Ege'de bakın sadece burada değil. Bafa Gölü'nde de var, Manavgat'ta da var. Yani bu denizle bağlantılı lagüner alanlarda, dalyanlarda, deltalarda daima yılan balığı vardır. Ki bu türe baktığımız zaman da bunlar gerçekten yaşamlarının özellikle ortalama yaşam süreleri 15 ile 20 yıldır ve bütün yaşamların çoğunu denizde değil, tat suda geçirir. Beslenir, üremek için denize gider. Ve bile bile ölüme giderler ve oradaki bireyler yumurtayı bıraktıktan sonra ölür. Ve genç bireyler ne yapar? Tekrar Köyceğiz yönelik. Şimdi bunun detayını ben biraz sonra sizlere yine anlatmaya çalışacağım. Yine burada bilim dünyası özellikle nedenini henüz çözmese de dünyadaki yılan balıkların sadece Meksika'nın Sargoza denizinde çiftleştiğini, bunun için dünyanın çeşitli bölgelerinden yetişkin yılan balıkları Sargoza nehrine ne yapıyor? Denizine bir yolculuk ediyor. Uzun bir seyahat bu. Bu uzun seyahat genelde her sonbahar Eylül ayından başlayıp Ocak ayına kadar ki deniz suyu sıcaklığına bağlı olarak bu devam ediyor. Ve bu alanda yaklaşık 6.000 kilometre bir yol katıyor. Bakın burada görüyorsunuz haritalarda. Bakın bu önemli bir nokta. Ve bu da ergin bir yılan balığı. Bunlar Angula Angula yani Avrupa yılan balığı olarak geçiyor. Bizim zaten şu anda anlattığım esasında yılan balığı Avrupa yılan balığı olarak geçiyor. Ve demin de ifade ettim. Bunu gerçekten bizim hem Türkiye'mizde hem dünyanın birçok yerinde bu yılan balıklarımız var. Bu onda şanslıyız. Biraz sistematikten kısaca anlatmak istiyorum. Bunların bizim ilgilendiğimiz şu birinci özellikle yılan balığı ve bunların beslenme şekilleri keskin bir koku alma duyuları var. Yani sudaki böcek, küçük balık kabuklar ve balık leşleriyle besleniyor ama geceleyin aktif. Geceleyin bunlar besleniyor. Gündüz bunlar yatıyorlar. Geceleyin beslenme şekilleri var. Zaten geceleyin bunlar avlanıyor. Ve bunların biyolojik döngüsüne baktığımız zaman da ortalama 15-20 yıl ve yılda bir defa üreme yapıyor. Ve hayatlarının demin de ifade ettim büyük bir kısmını tatlı suda ama deniz süresinde ise üremek için ne yapıyor? O alanda geçiriyor. Yine burada
yapılarına baktığım zaman bunlara çok fazla girmeyeceğim ama genelde şunu özellikle ben önemsiyorum. Dişide ortalama uzunluk 20-80 santimetreyken erkek bireyde ortalama uzunluk 30 ile 40 santimetre. 40 ile 50 santimetrelik erkek yılan balığı ortalama ağırlığı 1 kilogram. Dişiler daha ağır. 100 ile 125 santimetre uzunluğunda ve bunların da ağırlığı ortalama 3,5-4 kilogram. Ve bugün kayıtlara baktığımız zaman da 10 kilograma kadar bunların avlandığı da yine literatürlerde var. İşte burada yılan balıklarının yapısını görüyorsunuz. Evet, şimdi hassas olan noktamıza gelelim. Birinci göç. Köyceğiz Gölü'nden Sargoza Denizi'ne olan gizemli göç nasıl başlıyor? Yani o hayvan neye karar verip de oraya geçmeye çalışıyor? Bunları şimdi ben size anlatmaya çalışacağım. Lütfen soru varsa Deniz Hocam sorabilirsiniz. Hemen cevaplandırırım. Şimdi Köyceğiz Gölü'nde ortalama 8-15 sene içinde yetişkin yılan balıkları öncelikle bulundukları bölgede metamorfoz yani bir değişim gösteriyor. Ve beslenme alışkanlıklarından tamamen vazgeçiyor ve denize geçeceği zaman da hiçbir şey yemiyor bakın. Yemeden o 6000 kilometreyi kendi dokusunda, vücudunda biriktiği yağlarla yol kat ederek bu uzun süreyi ne yapıyor? Besliyor ve geçiyor bakın. Bunu nasıl anlıyoruz? Eğer yılan balığının rengi kararıyorsa, yağlanan gözler büyüyorsa, koku alma duyuları daha çok gelişiyorsa artık yılan balığı diyor ki ben neslimin devamı için ben karar verdim. Buradan ben Adriyat Denizi'ne doğru gideceğim ve orada ben ürememi yapacağım diyor. Ve bu karar vermeye zamanında ne yapıyor? Suyun sıcaklığına bakıyor. Ha, benim için uygun diyor. Zaten ben hazırım diyor. Ve ne yapıyor? Bakın şu çok önemli. Şu alana geliyor bakın. Görüyor musunuz? İkinci fotoğrafta alana geliyor. Bu tatlı su hücreleri var. Bu kısım küçük olan yerde birkaç gün geziyor. Neden? Çünkü tatlı su hücrelerini çıkaracak, boşaltacak. Deniz su hücrelerini alacak ki denize adapte olsun. Özelliğin bir tanesi burada. Ve bu alanda yılan balığı tamamıyla tuz hücrelerinin bünyesini aldıktan sonra diyor ki ben hazırım diyor denize geçmeye. Çünkü tatlı hücrelerini bıraktı. Direktmen buradan denize geçiyor ve uzun seyahat başlıyor bakın. Bakın burada Bafa Gölü ile ilgili ben bir şey burada koydum. Aynı şey Köyceğiz içinde geçerlidir. Buradan ne yapıyor? Artık şu alandan geçiyor. Eğer bu alan kapanırsa bu yılan balığı oradan nasıl geçecek buradan? O yüzden bu alanın korunması lazım. Bizim için şu kısa olan nokta, hatta bir önceki fotoğrafta göstereyim. Bakın şu alan, A ile B'nin olduğu alan, yılan balıklarının denize geçiş noktası. O yüzden biz bu alanı mutlaka açık tutmak zorundayız. Bizim için önemli. Nedim Hoca, hangi buyurun tarihler dediniz? Yani aylar, hangi aylar? Genelde Deniz Hocam, Eylül ayından başlıyor, Ocak ayının ortasına kadar. Hepsi bir anda göç etmiyor bakın. Eylül aynı şey turizm sezonuyla da aslında çakışıyor biraz. Çakışmıyor. Eylül ayında başlıyor ya. Eylül ayında başlıyor çok fark etmiyor. O da çok sıkıntı oluyor. Çünkü o turizmin olduğu sezondaki şeyleri o kanala burada birden fazla kanal var. Hı-hı. Genelde yılan balığı sessiz yerden geçiyor. Evet. O konuda zaten size demiştim ben. Mayıs ayında sezon başlıyor turizm Ekim'in ortasına kadar. Bir de Şöyle bir durum var. Bu yılan balıkları hepsi bir anda göç etmiyor. Zaman zaman, hazır hissettiği zaman göç etmeye başlıyor. O anlamda biraz daha rahatlıyor. Bu alanda tatlı su ile yaşamaya alışmış bedenleri evet, bu şekilde tuzlu suya uyumlu. Aynen. Çok tuzlu suya adaptasyon sağlıyor. Ondan sonra ben hazırım diyor. Direktman denize geçiyor. Bu arada bir özelliği daha var. Bunlar deriden de sorunum yapıyor. Yani eğer bunlar bir barajda veya gölette yaşıyorsa ama kısa mesafe, bu da deriden ne yapıyor? %20 oranında deriden de sorun yapabildiği için çamurlu suda da girebiliyor. Bakın hemen şunu da göstereyim. Şurada görüyor musunuz? Bakın çamurlu suda direktman denize geçebiliyor. Ama bu süre uzun olmaması lazım. Çünkü o süre önemli bizim için. Ve burada artık yavaş yavaş denize doğru gitti. Denize doğru geçtiği zaman burada ne yapıyor bakın? Bu da yine bir özellik daha vermek istiyorum. Etlerindeki yağ oranı artarak vücut ağırlığının %30'unu geçebiliyor. Bu yağlanma yılan balığının Sargoza'ya doğru yaptığı uzun göçe dayanmasını sağlıyor. Bakın %30 oranında daha fazla yağlanma olduğu için. Bir şeyde göz çapı 2 kat artıyor. Daha fazla yer görebiliyor, daha alanı görüyor göç ederken. Ve bu sayede daha az riskli bir yolculuk yapıyor. Ve bir de ışıktan kaçma davranışı ortaya çıkıyor. Işıktan çok fazla şey yapmıyor. Hoşlanmıyor çünkü karanlıkta şey yapıyor. Göç etmeyi seviyor. Ve önüne çıkan engelleri bakın.
aşarak açık denize ulaşan yılan balıkları hiçbir şey yemeden, bakın bu önemli, yaklaşık 9 ay, bu 200-280 güne tekabül ediyor ve Sargodha denizine ulaşıyor. Ulaştığı zaman ne yapıyor? 4500 metrenin yakın derinliğe yavaş yavaş iniyor. Oradaki çukurluklara bakıyor. Eğer o çukurluk kendine uygunsa, ki burada önemli nokta şu, deniz sulduluğu binde 35,5'sa, 15 ile 17 santigrat derece ise, bu alana diyor ki ben burada yumurta bırakabilirim. Yumurtayı bırakıyor. Erkek de spermini döllemeyi yapıyor. Ve orada 0,12 milimetre çapında 7 ile 13 milyon yumurta. Bu biraz rakam çok fazla gibi gelse de bunu hep zaten yaşamıyor. %2'si %3'ü ancak hayatta kalabiliyor. Ve bu tabii literatürlerde tahmini rakamlar. Belki az olabilir ama genelde 3-4 yerde baktım bu rakamları gördüm. Ve o yüzden bunları verdim. Ama bunlarla ilgili çiftleşmeye ilgili çok da kesin bilgi yok elimizde. Şimdi bu olağanüstü işgüdü sonucu bu denizin 405 metre derinliğinde yumurtlama görevini yapan yılan balıkları yaşama veda ediyor. Artık anne ve baba ölüyor burada. Diyor ki ben artık geri dönemem diyor. Yeni doğan diyor bireyler diyor benim diyor geliştiğim yerlerde diyor dönsün orada neslimizin devamını getirsin diyor. Yumurtadan çıkan larvalar zaman geçirmeden bakın su yüzeyine doğru yükseliyor. 5-6 milimetre daha çok küçük. Boyda olan bu larvalar saydam ve zakkum yaprağı biçiminde, zakkum yaprağı. Bu döneme biz leptosephalus dönemi denilmekte olup bu 2,5 ile 3 yıl sürüyor. Yani o bireyin tekrar köyceğiz yönüne gelmesi ortalama 2,5-3 yıl sürüyor. Yani uzun bir süre. Ama bunu yaparken nasıl geliyor? Akıntılarla geliyor. Akıntılar onu ne yapıyor? Çünkü bunlar daha zayıf. Nasıl gelecek? Akıntı ne yapıyor? Bunları sürüklemeye başlıyor. Bu sürükleme zarfında bir noktaya geliyorlar. Diyor ki benim diyor atamın doğduğu yer neresi? Yaşadığı yer diyor Estonya diyor. Bir kısım Estonya'ya gidiyor bakın. Bir kısım Polonya'ya gidiyor. Bir kısım Almanya'ya. Bir kısım beraber grup halinde geliyor. Akdeniz'e gidiyorlar. Ege'ye girerken diyor ki benim diyor. Akdeniz'e girerken diyor ki benim diyor yaşadığım yer Manavgat diyor. Manavgat'a gidiyor. Bir kısım Bafa'ya gidiyor. Bir kısım da Köyceğiz'e gidiyor. Yani böyle bu sır çözülemedi daha. Yani ben bazen çözülmesini istemiyorum. Çünkü bırakalım hayvanlar doğasında yaşasın diye düşünüyorum. Çünkü her şeyi bilmek de çok iyi değil. Ama bu benim kendi fikrim. Olağanüstü bir şey. Yani evet. Bu küçük yeni doğmuş varlıklar nereye gideceklerini i̇şte bakın adrese yani, bakın, teslim biliyorlar. Çok da tatlılar. Bakın görüyorsun ne kadar güzel şeyler böyle. Olağanüstü. Anladığım kadarıyla Sargasso denizinin özelliği oradaki o Sargasso otu bu top ilginç bir nebat deniz evet. Üzerinde ada gibi onlara koruyucu bir alan yaratıyor herhalde. Tabii tabii yani tabii. Anne baba ölünce bu döllenmiş yumurtalar su yüzüne çıkıyor dediniz. Evet. Ve orada bir süreç herhalde bu yolculuklara başlayana hazırlanıyor kadar tabii ki. Korunuyorlar büyük. Evet. O da akıntılarla zaten giriyor. Zaten Bermuda Üçgeni'nin arka tarafı zaten biliyorsunuz. Evet, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin içinde evet. Şeyden Bermuda'dan Azorlara evet. Giden rotada müthiş bir ilginç bir yer. Peki evet. Şimdi bir dört yol ağzına geliyorlar diyordunuz. Bu evet. Nerede oluyor? Onu ben de bilmiyorum ama şimdi bir araştırdığımız şeylerde yani bunlar öyle geliyor. Mesela bir bakıyorsunuz ki diyor yani o alan belli değil ama Meksika, onu içsel olarak hissediyorlar. Değil mi? Böyle farklı yerlere sırf Akdeniz'e de değil çok farklı yerlere tabii. Gidiyorlar. Tabii. Yani ilginç bir, zaten ilginç olan nokta bir tanesi o ama tabii bunu yaparken ilkbahar dönem buna başlıyor. Şimdi ilkbahar dönem olduğu için de bu alanda şimdi hangisi ne zaman mesela bunlar bir de her gün yani aynı anda çoğalmıyor. Peyderpey çoğalıyorlar. Mesela biri geliyor, bir gün sonra geliyor, biri. Hatta bir de şu var. Eğer üreme zamanını kaçırırsa bir dahaki seneyi bekliyor üremek için. Bir de öyle ilginç noktası var yani. Orada üreme dönemi bekliyormuş. Tabii yani. O da ilginç bir nokta. Çok enteresan. Yine mesela bilimsel verilerden baktım. Diyor ki İngilizler bir çalışma yapmışlar bunu. Eğer diyor bu bir canlılar diyor üreme dönemini kaçırırsa diyor bir dahaki seneyi bekliyor diyor. Hayatta kalanlar diyor tekrar bekliyor. Sabırla bekliyor bakın. Bu da ilginç olan nokta. İşte bakın görüyorsunuz şu anda ikinci göç dediğimiz işte bunlar artık dünyaya geldi. Peki bunlar bakın görüyorsunuz aynen bir cam yani her şeyini görme şansınız var görüyorsunuz. Ve bunlar bir yumak şeklinde bir top gibi böyle yuvarlanıp böyle kendi içlerinde ne yapıyorlar? Seyahatlere başlıyorlar bakın görüyorsunuz. Bakın burada. Şimdi burada bir de akıntılar. Akıntı tabii akıntılar evet. Zaten onu da burada yine belirteceğim zaten. Bakın burada yine Sargodha Körfezi'nde ilkbahar başında yumurtadan çıkan larvalar
okyanuslardaki akıntıları efektif kullanıyor bakın. Kurnak anne ve babalarını yaşadıkları akartora geri dönme eğilimi gösteriyor bunlar. İlk aşamada şeffaf, yani birer kurçuktan biri, yani bu cam sarı demin gösterdiğimiz gibi aynen cam şeffaf hallice olan bu balıklar ana vatan kabul ettikleri sulara dönmeleri 2 seneden fazla sürebiliyor. Bazen 2,5 yıl, bazen 3 yıl. Bunlar değişiyor. Balıkların anne babalarını yaşadıkları sulara gelen yeni bireyler akarsuların denize döküldükleri yerlerde bu sefer tersini yapıyor. Tuz hücrelerini bırakıyor, tatlı hücrelerini alıyor, o aranda geziyor bir müddet. Ne zaman ben hazırım dediği anda tatlı suya geçiş yapıyor. Ve bu tatlı suya geçişte de ne yapıyor? Artık bütün yaşantısı, belki o bahsetmiş olduğum 15-20 yılın belki 15 yılını köy gezgöründe geçiriyor. Eğer avlanmadığı takdirde, yaşadığı takdirde ne yapıyor? Burada gül oynuyor, geziyor, besleniyor, ondan sonra yağlanıyor. Ama öyle bir zaman geliyor ki ya diyor benim diyor üremem lazım diyor, ben denize gideyim diyor. İşte o zaman da ne yapıyor? O birinci göç dediğimiz olayı ne yapıyor? Tekrar gündeme getiriyor balıklar, yılan balıkları. Şimdi burada dediğim gibi bu noktalarda baktığımız zaman da bu Atlantik Okyanusu'ndaki akıntıları yardım dedi. Gulf Stream dediğimiz o sıcak su akıntısı onları ne yapıyor? Avrupa ve Akdeniz açıklarına kadar doğru yol almalarına yardım ediyor. Yani işlerini kolaylaştırıyor bu akıntılar. Ve göç yolculuklarına başladıklarında larva olan yılan balıkları akarsu kuyularına yaklaştığı zaman 6 ile 7 santimetre oluyor. Halbuki bunlar kaçtı? 2 ile 3 milimetre dünyaya gelmişti. Ne yaptı? Uzadılar, büyüdüler. Ve burada ne yapıyor? Saydam genç yılan balıklarına dönüşüyor ve tekrar tatlı suya giriş yaparak yaşamlarını devam ettiriyorlar. İşte bakın burada görüyorsunuz. Yine burada geldi buraya. Burada tekrar tuz hücrelerini bırakıyor. Tatlı su hücrelerini alıyor ve burada yaşam tekrar devam ediyor. İnşallah bu yaşam bizden sonraki nesillere devam eder. Peki bunların acaba tüketimi nasıl dediğimiz zaman, bizim Türkiye'mizde ben yılan balığı yemedim. Yani yılan balığı o hareket duyduğumda. Yani. Ama yiyenlerden biliyorum. Çok değerli, çok yüksek kaliteli bir ve kendi yağıyla bunlar yapılıyor. Avrupa'da ise bunlar genelde füme olarak tüketiliyor. Özellikle Polonya'da, Almanya'da. Ve bunların çok büyük tabii insan sağlığına faydası var. Kolesterol düşürücü, ondan sonra çok yağlı olmasından dolayı da özellikle kanda kolesterol eritiyor. Eklem ağrılarına çok iyi geliyor. Ve bunu zaten bizim Ege'de bunu bilen özellikle büyük dedelerimiz, mesela ben burada yaşlı insan, onlar yılan balığını çok güzel tüketiyorlar. Çünkü neden? Onlar için çok önemli bir doğal kaynak olduğunu bildikleri için. Ama bugün Türkiye'de maalesef bunun tüketimi çok fazla değil. Genelde Avrupa'da Hollanda ve Almanya'ya, Polonya'ya ihraç ediyor. Hatta bizim bundan bir 10 yıl önce Japon bir hocamız gelmişti. Profesör Kihara. Hatta yılan balığı çiftliğine götürdüm. Yani yılan balığı çiftliği var ama onlar şöyle. Doğadan alınıyor, beslenip satılıyordu. Zaten sonra kapandı. Hatta Kihara bunu gördü. Ya dedim, bunun dedi dilimi 10 dolar dedi bizim ülkemizde. Ne oluyor bana bunu hemen şey yap, ben kendim bunu alayım dedim. Ama tabii olmadı. Yani çünkü çok da değerli. Hatta bu bahsetmiş olduğum firma bunu canlı olarak Hollanda pazarına aynı gün sunuyordu. Dalaman Havalimanı'ndan gönderiyorlardı. Ama tabii bu uzun süreli olmadı. 1-2 yıl sonra tekrar bu işletme kapanmadı. O yüzden bunun gerçekten insan sağlığına çok fazla katkısı var et kalitesi yönünden. Şimdi peki bilim adamları ne yaptı bu konuda? Özellikle İngiltere'de bulunan Cefas dediğimiz ekologlar, değerli hocalarımız bunlarla ilgili yılan balığının resmen derisine bunu bazı vericiler vererek bunları iğne gibi dikiyorlar, aynen iğne gibi ve bu hayvanın sırtında göç ederken sırtında verileri alıyorlardı. Bu çok güzel bir çalışma oldu ve bundan da güzel veriler elde ettiler. Ve hatta dendi ki yılan balıkları kesilmeden gitmiyor. Uzun yolu seçiyor. Yani daha güvenli yolları seçiyor ve kendi ağırlığına ve bu yüzden günde ortalama, onlar da hemen ben buraya not aldım. Ortalama günde 10 ile 30 kilometre yol alıyor. Göç ederken Sargoza denizine ve orada ki çalışmada yine değişebiliyor. Hızları değişiyormuş. Yani o da gene gayet doğal bir nokta. Ve dediğim gibi demin bahsetmiştim. Eğer daha geç ulaşıyorsa bir sonraki üreme sezonu bekliyor. Bu çok ilginç. Yani onu beklemesi ilginç bir olay. Yine burada suyun sıcaklığı yine çok önemli bir faktör. O yüzden küresel ısınma, bizim bahsettiğimiz bu
İklim değişikliği çok önemli. Eğer sularda sıcaklık artarsa bu bizim için çok büyük bir tehlike. Belki de yılan balıkları o şeyi bulamayacak, sıcaklığı bulamadan belki göç etmekten vazgeçecek. Bu da bizim için çok korkunç bir olay. Bu bilimsel anlamda biz inşallah böyle bir şey olmaz. Bakın çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Caretta kaplumbağadan çalışan ekip arkadaşlar ben görüştüğümde dediler ki Caretta kaplumbağasının eğer yumurta bıraktığı kumun sıcaklığı 36 dereceye ulaşırsa tüm bireyler erkek oluyor dedi. Bakın çok ilginç bir şey. Şimdi aynı şeyi biz yılan balığında eğer deniz suyu sıcaklığını 17 santigrat dereceye indiremezsek yılan balığı üremeyecek o zaman. Bakın bunlar dediğim gibi küresel ısınma gelecek yıllarda maalesef bizim doğamızda çok önemli olumsuzluklar oluşturabilir. Ama tabii bu hemen olmayacak. Belki zaman içerisinde olacak. Peki Buyurun. Nedim Paşa, yılan balıkları galiba bir kere demiştiniz ki Köyceğiz Gölü var olduğundan beri varlar. Yani çok eski bir Evet. tür. Ha, onunla ilgili Deniz Hocam, onunla ilgili bir kayıt yok. Fakat biz görüştüğümüz, özellikle ben bu şeyi çok severim. Bu 94'ten beri bu yörede birçok yaşlı insanla görüşürüm. Hatta onlara sorarım. Derim ya yılan, dediler ki evladım yılan balıkları tabii ki vardı. Yani ben çocukluğumdan beri hatırlarım. O zaman hatta çok da büyüktü diyor yani. Çok büyük yılan balıkları da biz yakalardık. Onu da bırakın. Biz caretta kaplumbağa ne derdi? Arkadaş gibi yaşardık. Denizde evimiz vardı. Saz hep onun altında caretta gelirdi. Orada yatardı derdi yani. Bu kadar da dost bir şey. Bakın susamır da öyle. Ama insanlardan korktuğu için ne oluyor? Hayvanlar ne yapıyor? Daha farklı yaşam şekilleri kuruyor kendi içerisinde. İşte bu anlamda resmi kayıt olmamasına rağmen özellikle Dalyan'da, Köyce'de konuştuğum yaşlı insanlar, bir de 80-85 insanlarla görüştüğümde onlar bize hepsini söylüyor. Daha büyük yılan balıkları vardı. Eski yılan balıklarını artık göremiyoruz diyor. Hatta Dalko Suriyeli Kooperatifi'nin bende kayıtları da var. Acaba yılda kaç ton yılan balığı avlanıyor rakamına baktığımız zaman bunlar çok değişken. Bazı yıllarda 10 ton, bazı yılda 15 ton, bazen 21 ton en yüksek rakam mesela. Ama 80'li yıllara baktığımız zaman bunun 20 tondan çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü o zaman kirlilik çok daha fazla yoktu. Çevresel baskı yoktu o zaman. Bunlar yine önemli. Ama dediğim gibi yine İngiltere'de, Fransa'da yapılan bilimsel çalışmalarda yılan balıkları üzerine takılan bir takım çiplerle bunların yol haritaları daha çok net olarak çalışıyor. Ama bir de şöyle durum var. Bu sizler de denizcisiniz, bilirsiniz. Deniz çalışmaları çok pahalı çalışmalardır. Yani bugün bir tura çıkacağınız zaman çok önemli yatırım ve sponsor bulmanız lazım. Ama gerçekten bu tür çalışmalar da çok fazla paraya mal olduğu için öyle uzun vadede bu çalışmayı yapmanız büyük paralar gerektiriyor. Bu anlamda da biz sıkıntı yaşıyoruz. Ama buyurun. Nedim Hoca galiba amatör denizcilerle birlikte çalışmayı öğrenmesi lazım bilim dünyasının ve amatör Evet. denizcilerin de bilime merak salması. Çünkü on binlerce, yüz binlerce tekne var artık. Tabii ki. Bunlar dünyanın her tarafındalar. Evet. Yelken tekneleri de özellikle tahminim yılan balıklarının izlediği yolu izliyor. Evet Bir tabii ki, tabii ki şekilde. doğrudur. Yani burada esasında bizim sizlerle gerçekten çok ortak noktamız var. Yani ileriki zamanlarda inşallah Nisan ayında beraber olacağız Köyceğiz'de. Yani bir takım ortak projeler yapabiliriz, bir takım çalışmalar. Çünkü sizlerin deniz bilgisi çok fazla, bizim de literatür bilgilerimiz var. Esasında bunu orta bir proje daha yapabilip belki de bunu ileriki zamanlarda geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, mesela şimdi dünya seyahatlerine çıkmakta olan Türk tekneleri de var. Evet. Ve mesela Erden Eruç'ta şu anda galiba Ocean Recovery diye bir vakıfla çalışıyor. Erden Eruç kürekle rekorlar kıran Evet. biri ve çok önemli işte analizler için veriler Bizim toplayabiliyor. için çok önemli onlar. Ve Tabii ki. evet, yani yılan balığının yolculuğuna tanık olmak muhteşem olur. Bunu konuşalım. Sizi İnşallah, dinliyorum. inşallah. Evet. Şimdi peki bu yılan balığı bu kadar değerli ekonomik yılan balığımızın düşmanları kim? Nasıl avlanıyor? Baktığımız zaman da tabii ki düşmanları yine bir insanoğlu. Maalesef çevresel baskılar ki biraz sonra göstereceğim sunularda ki bunlar genelde pinter denen özellikle bu tür sistemlerle avlanıyor. Bunun içine gelen yılan balığının artık geri çıkma şansı yok. Ama dediğim gibi bu tabii
Bunların tabii normalde de yeri geldiğinde avlanmasında da fayda var. Çünkü bunlar da kendi doğasında belli bir şeyde popülasyon da önemli. Çünkü popülasyon fazlalığı da bu sefer doğada bazı diğer türlere zarar verir. Bu anlamda tabii kontrollü bir şekilde bunlar avlandıktan sonra ki çok daha önemli olan nokta neslin devamı için eğer denize bırakıyorsak problem yok. Çünkü önemli olan bizim için nokta o. Avlanma şekilleri bu. Ve bakın şunlar çok önemli. Bakın burası Manavgat'la ilgili olan nokta. Eğer biz şu alanlara yapılaşma yaparsak, işte demin bahsettiğim bizim İstuz sahiline burayı kapatırsak yılan balığı nereden göle geçecek, nereden denize geçecek? İşte bunların hayatta kalması, açık kalması bizim için çok önemli bir nokta. Ki burada Dalaman'dan gelen bir nokta. Ki burada da biz yüksek lisans tez çalışması yapmıştım ben bundan 3 yıl önce. Bakın buradan da yılan balıkları geliyor. Yine Dalaman, burası Dalaman Havalimanı var hemen şu kısımda. Ve buradan da bakın hem oteller var ama dediğim gibi özel çevre koruma alanı olduğu için burası korunaklı bir alan. Bizim açımızdan çok şanslıyız. Ve buradan da bakın yılan balıkları giriyor. Yani buradan şunu anlatmak istiyorum. Sadece yılan balığı Köyceğiz Gölü'nde yok. Dalaman'da da var, Manavgat'ta da var, Bafa'da da var. Ve bunların tek türü Avrupa yılan balığı. Şimdi çevresel problemler dediğimiz gibi işte biliyorsun son yıllarda mikro makro plastikler çok önemli olmaya başladı ki bilimsel çalışmalarda eğer bu şekilde giderse 2050 yılında artık denizlerin %50'den fazlası mikro makro plastik dolu olacak. Bu bütün canlılar için şey. Hatta bugün bir gazetede okudum. İnsanların kas yapısında dahi mikro makro plastik bulunmuş ki bu da bizim için çok tehlikeli bir durum diye düşünüyorum. İşte burada yine bahsetmiş olduğum bu tekne terapiyi çok önemli. Çünkü bu tekneler normalde bugün İtalya'ya baktığınız zaman veya Venedik'te veya birçok Avrupa ülkesinde bu tekneler belli yarım saat aralıklarla seyahate başlar. Ama bizde öyle değil maalesef. Biz bu konuda ben çok eğitim vermeme rağmen teknelere maalesef bu biraz da insan eğitimiyle ilgili bir nokta. İnsanlar ne kadar çok müşteri o kadar çok tekne seyahat ediyor. Bu da tabii bizim bu görmüş olduğunuz sazlıkların doğal dokusunu bozuyor. Halbuki sazlıklar çok değerli bizim için. Neden? Suyu filtre ediyor, kuşların yumurtasını bıraktığı yer, balıkların yumurtlama sahası ki bu bir ekosistemin çok önemli bir parçası. Ki bu eğer sazlıklar burada yok olursa o zaman kanalın da bir anlamı kalmaz. Bu anlamda yine biz yılmadan yine eğitimlerimizi veriyoruz ama tabii ki bu bir süreç. Bakın tekne turizmi, su kalitesi kirliliği maalesef biz de bu şu anda su kalite değerlerini biz yıllardan beri yapıyoruz. Elimizde bir data bankası oluştu. Ama geçmiş yıllarla kıyasladığımız zaman çok da iyi rakamlar maalesef söyleyemeyeceğim. İstilacı türler var. Küresel ısınma. Buyurun. Şeyi hatırlıyorum. Yani tabii İstüzü'nün korunması ve bu karetalara ilgi Evet. çekme faaliyetleri, Kaptan Cun'un da çok büyük Doğru. emekleri vardı ve en son hatırladığım büyük yine mücadeleyle bu teknelerin pervanelerine koruyucu takıldı. Çünkü o pervaneler bıçak gibi Doğru. birçok kaplumbağayı ve farklı hayvanı Dip yapıyı bozuyor. Doğru. geçiyor. Dolayısıyla aslında örnekte bir mücadele de verildi diye düşünüyorum ve hala da devam ediyor. O bölgenin korunması için yerel halk, çevre gönüllüleri ve muhakkak bir orta yol bulunuyor. Yani tabii ki ekonomik olarak turizm yapılacak ama burada diğer canlıları da koruyacak bir bakış açısıyla yaklaşıldığında herkesin yararına olabilecek çözümler de mevcut. Siz devam ediyordunuz galiba. Evet. Şimdi bakın şunu söyleyeyim ben. Kesinlikle bizim Dalyan yöresi halkımız bu konuda çok bilinçli. Onlara bunu anlattığım zaman çok duyarlılar. Onda hiç sıkıntımız yok. Bütün mesele şu. Biz bu doğayı korurken birlikte beraber proje yapalım diyoruz. Oturalım bunları. Çünkü biz neden? Bizim bütün torunlarımız burada yaşayacak. Benim eşim Ulalı. Ben biliyorum ben buranın damadı. Ben burada yaşayacağım. Ben 20 yıldan beri buradayım. Bir yere gitmeyeceğim. O yüzden benim için buranın korunması çok önemli. Çok değerli. Yani o anlamda insanlarımız bilinçli. Onda sorun yok. Fakat bu bilinci biraz daha ne yapmamız lazım? Daha aktif hale getirmemiz lazım. Çünkü burası bizim yaşam alanımız. Bakın geçen yıl biliyorsunuz yazın orman yangınları oldu. İnanır mısınız? 7'sinden 70'ine insanlarımız o yangın çözmek için gitti. O kadar çok güzel bir dayanışma oldu ki bu bizim için çok büyük bir artı özellik. Çünkü biz bu yöreyi seviyoruz. Her yeri ama bu yöre gerçekten çok ekosistemi çok farklı olan bir yer. Şimdi burada da şunu hemen anlatmak istiyorum. Tabii ki bu sene biliyorsunuz çok yağmur yağdı. İklim bu sene çok ama şanslıyız. Bu sene barajlarımız doldu. Bu çok önemli bir nokta.
İnşallah bu sene su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Ama tabii ki bu yanlış yerleşimler ne yapıyor? Zaman zaman sele dönüşüyor. Bakın görüyorsunuz bu Köyceğiz'de çekilmiş fotoğraflar. İşte bunlar bakın narenciye bahçelerindeki sular içinde kalmış. Zaman zaman orman yangını. Bu da tabii ne oluyor? İster istemez bizim Köyceğiz Gölü'ne zarar veriyor. Çünkü çok fazla sedimentasyon geldiği zaman bu sefer ne yapıyor? Köyceğiz Gölü'nü bunlar dolduruyor. Bu sefer Köyceğiz Gölü'nün su kalite değerleri bozuluyor. Bu da bizim için önemli. Ama dediğim gibi yine şanslı bir bölgede yaşıyoruz. İnsanlarımıza bunu anlattığımız zaman insanlar bunu çok rahat anlıyor ve tamam biz bunu tedbirini alalım diyorlar. Bu da anlamda yine şanslıyız. Yine burada bazı tabii olumsuzluklar da var. Bakın tekneleri görüyor. Bu teknelerin esasında azaltılması lazım. Bu, bakın şu tekne birinci fotoğrafa bakın. Üç tane tekne arka arkaya gittiği zaman sizler çok daha iyi bilirsiniz. Denizcisiniz. Bunların yapmış olduğu dalgalar sağlıkların hep yana yatırıyor ve sağlık kendini toparlayamıyor. O zaman ne oluyor? Sağlık özelliğini kaybetmeye başlıyor. Halbuki bu sağlıklar çok güzel filtrasyon yapar. Çok güzel kirli olan şeyleri tutar ve suyu doğal filtre eder. İşte bu anlamda biz diyoruz teknelere tamam müşteriniz gelsin ama hiç olmazsa 20 dakika mesafeyle çıkın. Bu anlamda bizim sıkıntılarımız zaman zaman olabiliyor. Yine burada pis su ve sintinet atıkları bunlar önemli. Bunların bir toplama merkezi olması lazım ki bir ara yapıldı ama çok fazla kontrolü olmadı öyle biliyorum. Yine akustik kirlilik var maalesef. Zamandan bu da yaşanan bir kirlenme şekli. Antifouling boyalar bunlar özellikle bu tekneler kışın bakım alındığı zaman kullanılan bir takım kimyasallar kanala ulaştığı zaman suyun kimyasal yapısını bozuyor. Bu anlamda önemli. Yine sizler de gayet bize bu sintine suları da yine bizim için önemli çevresel kirlenmelerdir. Evet. Ben burada sunumu bitirmek istiyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. İnşallah 9-10 Nisan'da beraber Köyceğiz'de olacağız. Dediğim gibi orada da yine sizlere daha yüz yüze daha iyi anlatma şansım olur. Eğer herhangi sorunuz varsa Deniz Hanım lütfen buyurun. Sorularınızı ben dinlemek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Nedim Hoca. O kadar detaylı ve güzel anlattınız ki. Bu yılan balıklarının 5 evresi var yanılmıyorsam evet. Değil mi? Yani bir böyle yaprak gibi, zakkum yaprağı gibi. Evet, evet. Ondan sonra giderek iplik, aşama aşama. İplik haline geliyorlar. Evet. Sonra biraz daha palazlanıyorlar burada gördüğümüz şekliyle. Ve bu şekilde de yaklaşıyorlar ata göllerine ya da tatlı sularına. Ve Köyceğiz'den çıkmış olanın yavrusu Köyceğiz'e dönüyor. Aynen öyle. Başka bir yere gitmiyor. Dalaman'a kesinlikle. Gitmiyor. Kesinlikle. Tekrar buraya geliyor. Polonya'ya da gitmiyor. Ya tabii ki. Tabii ki. Bana çok inanılmaz, sonuçta bana değil, herkese inanılmaz geldi bu yolculuk. Bakın ben şunu söyleyeyim Deniz Hanım. Karatta kaplumbağaları da öyle biliyor musunuz? Bakın şurada dünyaya gelen yumurtadan çıkan karatta yavrusu denize ulaşıyor. 40-50 yıl yaşıyor ve tekrar nereye geliyor biliyor musunuz? Tekrar buraya geliyor. Yumurta bırakmak için. Ama burada şöyle özellik var. Eğer burada bir kirlenme varsa, çevre bozulmasa ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi yumurtasını kendi içinde öldürüyor bir daha da gelmiyor. O yüzden buralar indikatör bunlar. Bakın karatta kaplumbağası, yılan balığı, susamuru yani indikatör biliyorsunuz belirleyici. Bunlar olmazsa bizim için buradaki yaşamın bir anlamı da yok. Ki bunlar iyi ki var ki deniz temiz diyoruz biz buraya. Onlar olduğu sürece biz de yaşayabileceğiz. Aynen tabii ki. Tabii, işin özü o zaten tabii ki. Bir de şu açıdan da çok güzel. Yani göçler insan hayatı içinde bir gerçek. İnsanlar da sürekli göç edebiliyorlar. Mecburen ya da isteyerek. Burada çok olağanüstü olan bir şey Köyceğiz gibi bir ekosistemin varlığı. Buradan çıkıp ta Atlantik Okyanusu 6000 kilometre gidip tabii. Oradan 9 ay sürüyor bakın 9 ay seyahat sürüyor. Evet, inanılır gibi değil. Neslin devamı tekneyle yani motor gücü olmadan yapılan bir seyahat de ben hatırlıyorum 10 ay sürmüştü. Evet. Akdeniz'e Atlantik Okyanusu'nu geçip Amerika'ya varmak halbuki 10 saat uçakla gidiliyor bugün. Tabii ki, tabii. Ama bu doğayla olan bağımız ve bütün
belki manyetik, belki genetik haritalarımız. Biz Evet. insanlar da doğaya aitiz ve insanın da doğasında palazlandığı, büyüdüğü yerden çıkıp uzaklara gitmek, oraları keşfetmek ama sonra belki de bir zaman geri gelip tekrar Evet. yöresine sahip çıkmak. Çünkü Kaunoslular da bilirim tarihten çok vatanseverdiler, çok Tabii. çok inanılmaz topraklarına sahip çıkan bir halktı. Bugünkü köyceğizler de öyle, kendine has kültürü olan bir bölge. O yüzden ümit ediyorum yine uzun yüzyıllar bu değerli bölgeyi korumaya devam edecekler. İnşallah. Hep beraber. Ben çok teşekkür Ben ediyorum. de teşekkür ederim. Bana böyle fırsat verdiğiniz için her Estağfurullah. zaman bu konuda lütfen şeyde kalan, bağlantıda kalan. Ne zaman isterseniz yine bu konularda bilgi vermeye çalışırım. Hiç problem değil. Her zaman desteğim Çok hazır. teşekkür ediyoruz. Bilim insanlarımızın başımızın üstünde Çok yeri sağ var. olun. Çok teşekkür Sayenizde ederim. korunacak çünkü bu bölgeler. Bizler de güvenle yaşamaya devam edebileceğiz. İnşallah hep beraber. Yakında görüşmek üzere. Olduk. Sağlıkla kalın. Sağ olun. İyi Hoşçakalın. günler diliyorum. Kendinize lütfen iyi bakın Deniz Hanım. Size. Arkadaşlarıma çok selam saygılar sunuyorum. Baş üstüne. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler.